Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün maalesef kötü bir olayla açacağız videomuzu. Dün akşam geldim üretimhaneye. Hani buraları biraz dedim toparlayayım. Hiçbir şeye dokunmadım. Sadece yemlerini, sularını ayarladım. Ve hani yukarıya çıktım. Hatta bakın iç kısmının yemlikleri bile aşağıda. Hemen dedim yukarıya çıkayım. Çünkü bugün yapılacak çok fazla iş vardı. Bugün de dedim ki gelince toparlamaları yapayım. Güzel haberlerim var, kötü de bir haberim var. Güzel haberi önce gösterirseniz sonra kötü haberi göstereceğim. Arkadaşlar, konuları görüyorsunuz yuva hazırlığında. Dişi sürekli orada. Yuvanın nasıl ağzını kemirdiğini görüyorsunuz. Yuvayı nasıl kemirdiğini görüyorsunuz. Yuva da bayağı düzenlenmiş durumda. Her girdiğinde farklı şekilde düzenliyor. Yalnız hani bunlarda biraz daha tutma gibi bir durum olmayacak sanırım. Çünkü hem yani papağanlar gelecek tekrardan. Sultanlar. Hem de yani yer açmam gerekiyor. Bunlar bu kafese adapte oldu ama bu kafesi de vermek istemiyorum. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Bunları verme gibi bir durumum var şu an için. Çünkü yerim kalmadı. Ne zaman ki şu orta kısmı yani şurayı bir kendime göre düzenleyip ayarlayabilirsem o zaman inşallah yani o kısma büyük kafes geçirdikten sonra ancak bu tarz papağanları besleyebileceğim gibi duruyor şu an için. Diğer kötü bir haberim maalesef burada arkadaşlar. Şu dişimi bakın. Yani sabah hemen geldim ve ölü buldum. Yani erkek başındaydı zaten. ...22 bilezik bir dişim. Yani genel olarak herhangi bir sıkıntısı olmayan bir kuştu. Neden ölmüş derseniz yumurta sıkışması arkadaşlar. Yani sezon sonuna geldikçe maalesef bunları görüyoruz. Benim kendi yetiştirdiğim, kendi ürettiğim bir dişiydi. Çok da sağlam bir kuştu. Şimdi erkek tek kaldı. Yani o da dişinin başındaydı zaten. Şu resesif erkeğin dişisi. Şimdi kafamda iki tane şey dönüyor. Ya bu erkeğe bir tane şuradaki dişiyi ayarlayacağım. Şu erkeği vereceğim. Çünkü benim ilk başta planladığım buydu. Bu da parçalı çünkü. Ya da arkadaşlar doğrudan vereceğim kuşları hiç uğraşmadan. Kötü oldu yani. Hiç beklemiyordum böyle bir şeyi. Böyle olması, böyle bir şey yaşanması çok çok kötü oldu açıkçası. Erkek de tek kaldı burada. Yumurtası falan yoktu. Ve hani güzel de bir dişiydi. Rengini falan görüyorsunuz. Bakın mordu rengi. Benim 2022 bilezik bir kuşumdu. Maalesef ölü bulduk. Çok da kızgın bir kuştu. Hani biliyorsunuz ki bunları eşler eşlemez. Hemen yumurtlamak için hani çiftleşmeye falan çalışırdı. Burada da bakın yumurtasının sıkıştığı çok belli. Çünkü burası çok sert. Şu kısım çok sert. Yumurta sıkışmış çok belli yani. Üretimhanelerde maalesef ki arkadaşlar yani ölüm yok diyene inanmayın. Böyle ölümler yaşanabiliyor. Şimdi ben size takımlardan da bahsedeceğim. Yani çok güzel haberlerimiz de var. Şimdi eşleme değişikliklerimiz falan da olacak. O biraz böyle bir kafamızı yoracak. Şimdi takımlarda şöyle ben şu tarafa bir gelmek istiyorum. Burada bir tane dirençlen bir dişi kuşumu koydum. Bu dişi kuşumu arkadaşlar buradaki erkeğe vuracağım. Bunun artık yavrusunu yeme düşürdük, gönderdik. Bunun işte bir eşini değiştirmiş olacağız böylelikle. Bu dişi yapmış olacağız. Bu da zaten yumurtlama meraklısı. Bunu da başka bir videomda anlatacağım, sizlere göstereceğim. Yumurtlayan kuşlarımız var, altı dolu olanlar var, boş olanlar var ama ben öncelikle şuna bir değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar mecburi bir eşleme yapmak zorunda kaldım. Bunun sebebi ne? Şimdi arkadaşlar burada bir benim sultan takımım var. Bu sultan takımının erkeğini ben kendime ayırmıştım ancak dişisini zoraki olarak yanına koydum. Yani elimde farklı bir dişi olmadığı için ben bu dişiyi bunun yanına koymak zorunda kaldım. Ve şu anda görüyorsunuz yani bunlar öyle kendilerinden yuvaya giriyorlar, yatıyorlar falan. Şimdi ben detaylı şekilde de göstereceğim. Aslına bakarsanız ben bu erkekle bu dişiyi eşlemeyecektim. Bakın yatıyorlar burada. Şu sırtı dönük olan karşıdaki dişi, şu dibimizdeki erkek, Piet. Ya ben zaten bu Piet'li VF Piet, Albino, işte bu tarz takımlar çıkartmayı düşünüyordum. Böyle de bir erkek bana böyle hani denk gelince açıkçası elimde bulunsun istedim, kaçırmak istemedim. Çünkü ben zaten sultan takımlardan dedim ya oluşturursam bu tarz kuşlardan oluşturacağım diye. Yine aynı şekilde bir takımım daha var. Onlara da yer ayarlayacağım. Tabii yer konusunda yaşadığım sorunlar da olduğu için arkadaşlar beklemedeyim. Mesela
Şu an bu video stok olduğu için şu anda bunu görüyorsunuz ama bakın burada da bir takımım var. Yani bunlar da yine yuvaya çok yoğun şekilde giriyorlar. Mesela benim bu kafes şu anda stok video olduğu için siz şu anda böyle peş peşe göreceksiniz ama normalde benim bu kafesi artık değiştirmem lazım. İşte hayvanlar daha 2 gündür falan burada. Çok uzun süre olmadı. Ha, görüyorsunuz yani kuşlar bu kafeste bile hemen adapte ve yuvaya giriyorlar. Bir de sizden ricam şu. Yani evet Sultan takım şu an neden böyle bir topa giriyorum onu da sayayım. Yeni sultanlar gelecek ama eğer eş gelirse bunu değiştireceğim. Eş gelmezse eş tuttuğuyla devam edecek. Sultanlarda neden böyle bir topa giriyorum arkadaşlar? Eğer olursa sağlam şekilde olsun. Elimde sağlam şekilde bulunsun. Yapacaksak da alternatif olsun istiyorum. Bakın mesela burada da alternatif olan bir kuş hemen çiftleşmeye başladı. Çeklerde biraz böyle alternatif sorunumuz olduğu için beklemedeyiz. Yoksa çeklerde de yavrular, yumurtalar gelecek. Şimdi Rainbow'da olmazsa ötekini atıyoruz. Öteki olmazsa ötekini atıyoruz. Ama çeklerde öyle bir durum yok. Her bir mutasyondan kırmızı göz bir takım, DF Lucina bir takım, DF Aldino bir takım var. Her birinden birer tane var. O yüzden alternatif olmadığı için eşlemelerimizi düzgün yapamıyoruz. Yani beklemek zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde inşallah onları çözeceğim. Hatta var ya bana kalsa ben hani yani sultanları öyle hemen ayarlayabilecek olsam size yemin ediyorum burada çek muhabbetlerden satacaklarımdan bir tane bile tutmam. Neden diyeceksiniz? Çünkü benim artık çek muhabbetle bir çok fazla ilişkim kalmadı. Çok da çek fazla üretmek istemiyorum. Çok da olsun istemiyorum elimde. Hani hayvan gerçekten kızgınlıktan kafayı yiyor. Bakın burada tellerle falan çiftleşiyor deli. Bayağı bir kızgın bir erkek. Yine aynı şekilde dişisi şöyle bakın yuvada. Oo çok güzel. Parti yapıyor bana. Yuvayı da hazırlıyor. Yumurtası da hazır. Yani görüyorsunuz bunların hepsi bir yani çalışan kuşlar. Yavrusunu aldığım kuşlar. O yüzden şu an sadece alternatifleri olmadığı için beklemedeyim. Onun haricinde geri kalan bütün kuşlarımın alternatif olduğu için üretimlerine devam edeceğim. Sultanlarda da böyle bir topa girmemin tek sebebi sizsiniz. Çünkü çok fazla sultan yavrusu oran oldu. Onları beklemedeyim. İnşallah halamın yavrularını ilk önce çıkartacağız. Onlar da rezerv artık arkadaşlar. Yani sultan yavru çok fazla isteyen oldu. 2 tane yavruyu kaç kişiye verebilirim zaten? Yani hani 2 kişi bir tanesi kesin zaten. Bir tane de İsteyen başka biri daha var. Ona da vereceğim. Sultan yavru o şekilde kalmamış oluyor. Oo. Bakın bir tane de yumurta var şurada. Yuvadakini mi attın, yeni mi yaptın? Yok. Kızım yetiştirememiş. Valla. Kızım tutamadın mı? Ne yaptın? İçini oraya yumurtladın. Gitmiş arkadaşlar. Bırakmış oraya yumurtayı. Neyse. Bugünlük bizden bu kadar. Evet üzücü bir olay yaşadık ama umarım diğer kuşlarımızla bunları fazlasıyla telafi ederiz. Beğenmişseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.